Bütüncül çalışma, çalışabilme, ortak akıl, ortak masa kurabilme kavramı adına da çok ama çok önemli. Şimdi biz hep ortak aklı ve bir arada çalışabilmeyi önceleyen duyguları taşıma gayreti içerisinde olduk. Örneğin son genel seçim bittikten hemen sonra oluşan yeni hükümetin her üyesine İstanbul'un konularını görüşebilme adına hem tebrik mektubumu hem de randevu taleplerimi yazdım. Bir kısmı cevap verdi ve elbette kendileriyle diyalog kurdum. Her bakanın bu şehirde etkin, önemli işleri var ve bizimle işbirliği yaptığında aslında hem İstanbul hem Türkiye kazanacak ortamdayız. Bu anlamda dün yine seçim takvimi yaklaştığında dili değişen, her daim yaşadığımız bakanlıkların ya da bakanların terminolojisini takip etmeyi artık başladık diyebilirim. Çünkü seçimin sıcak atmosferi bazı arkadaşlarımızın, görev yapan sayın bakanların kanını kaynatıyor diye düşünüyorum. Çünkü herhalde yaranmak istedikleri bir kişi ya da bir heyet var. Ama benim açık ve net söyleyeyim, yaranmak istediğim tek topluluk var. O da halkımız ve milletimiz. Onlara faydalı olma çabamız. Depremle ilgili çok önemli bir sayfa açtım Sayın Başkan. Burada söylemek istediğim en başından beri şu idi. Depremin İstanbul'da dönüşüm hikayesi ve bu sorundan, bu büyük tehditten en hızlı şekilde kurtulabilme çabası bütünlükçü çalışmayla mümkündür. Bu işin ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ya da bakanlığı olamaz. Hiçbirisi tek başına değil, toplumu kendi tarafına çekip onlarla birlikte düşünmeye, bütüncül bir seferberliği sağlamanın dışında bir çözümün olmadığını her yerde dile getirdim. Bakınız, bugün burada bulunan sanayicilerimizle ya da başka sektörlerle yoğun bir işbirliği platformunun organize edilmesinin şart olduğunu, hatta bunun bir İstanbul'a dönük bir pilot uygulamaya acilen ihtiyaç duyduğunu kendilerine ilk ziyaretimde ifade ettim. Bir çalışma grubu oluşturuldu. Fikirlerimizi aldılar. Biz de paylaştık ki burada İstanbul'a dönük güçlü bir birlikteliğin, bir konseyin, bir başkanlığın varlığıyla içine finans sektörünü, içine sanayicileri, içine ilçe belediyelerini, büyükşehir belediyelerini, valiliğin içine alındığı, hatta sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, finans sektörünü tümden içine dahil ettiği bütüncül bir yapıda çözümleri, çareleri hızlıca organize eden bir modelle depremle mücadelede yoğun bir emeğin gösterilmesinin şart olduğunu kendilerine ifade ettim. Ve sonrasında da bizimle yapılan 3-4 müzakerenin ardından sadece bir yasa çıktı. Şimdi bu tür işler şöyle olur. Yasa meclise yollamadan önce masa kurduğunuz insanların önerilerine ve eleştirilerini açarsınız. Yani fikir o zaman anlamlı olabilir. Siz orada fikrinizi savunursunuz ya da eleştirinizi ortaya koyarsınız. Ama siz birkaç kez topla, yasayı yap, meclise yolla. Bu aslında kademe kademe o bütün katmanları yok saymak anlamına gelir. Bazen iş ortaklığında kullanılan bir söz vardır. Hani en iyi kararı 3 kişi verir. Biri raporlu, biri izinli olacak. Dolayısıyla karar bir kişiye kalacak. Şimdi ülke yönetimi böyle olmaz. Ülke yönetimi böyle yönetilmez. Bu bağlamda elbette eleştirilerimizi getirdik ve bir kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu TOKİ gibi. Sayın Bakan da dün İmamoğlu işine baksın demiş. Ben zaten işime baktığım için sizinle sürekli bu anlamda müzakere içerisinde ya da tartışma içerisinde oluyorum. Ama siz işinize bu yönüyle, bu anlamda bakmadığınız için ne yazık ki doğru adımlar atamıyorsunuz ve yanlış adımlar atıyorsunuz. Bakın, bugüne kadar depremle ilgili yoğun bir çaba var mıdır İstanbul'da? Vardır. Peki ne olmuştur? Sevgili dostlar, İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm gayreti, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, hükümet ayrık ayrık, herkes kendi kulvarında, yanlış yöntemler, bir kısım alanların imara açılması, lüks konutların yapılması, rezerv alanların, askeri alanlar. Bakın 2016'da askeri alanlar, milyonlarca metrekarelik askeri alanlar
şehir dışına taşınacak ve buralar sosyal amaçlı, kentin doğasına, dokusuna uyumlu, sosyal amaçlı kullanılacak diye tarif yapıldı. Şimdi ne oluyor? Konuta açılıyor. Peki sosyal konut mu yapılıyor ya da kentsel dönüşüm için mi yapılıyor? Oranı söylüyorum size. %90'a yakını lüks konut olarak imal ediyor. Ne faydası var İstanbul'a? Şimdi değerli dostlar, puanı düşük olan arkadaşlar ancak bu şekilde işte İmamoğlu işine baksın. Vallahi biz işimize bakıyoruz. Ama işimize kulağından tutarak bakmıyoruz. Göbeğine dalarak bakıyoruz. Yanlış yaparsanız bu ülkenin bakanısınız diye size konuşmayacak değiliz. 16 milyon insan adına en üst perdeden konuşuruz. Ve iyi biliyoruz ki Cumhuriyet tarihi 100. yılına gelmiştir. Cumhuriyetin temel ilkesi nedir biliyor musunuz? İyi yönetici haddini bilen yöneticidir. Halkına hizmet eden ve haddini bilen yöneticidir. Biz haddimizi biliyoruz. Halkımızdan aldığımız bilgileri ve elde ettiğimiz değerleri size taşırız ve yüzünüze bu ifadeleri çatır çatır söyleriz. O bakımdan biz işimize bakıyoruz ama siz işinize bakamıyorsunuz. Onun altını çizeyim. Bu anlamda endüstriyel yapıların depreme dayanıklılığı çok önemli bir konu. Özellikle bu konuda sağlam bir envanter oluşturmamız şart. Çalışmalarımız var. Yine bu noktada özellikle sanayi kuruluşlarıyla beraber bu kurduğumuz platform üzerinden etkin ölçümler ve talep edilen yerlerde bu anlamda incelemelerimizi yapıyoruz ve İstanbul'un bu noktadaki değişimi ve dönüşümüne katkı sunma konusunda kararlıyız.